Her yerde haber var. Her yerde haber var. Bir kez daha karşınızdayız. Ben Serhat İncirli. Arkamda bir beton yığını var. Aslında bu beton yığını bir beton mevzi savaş amacıyla yapılmış. Bugün bu bölgeye, Güzelyurt Körfezi'ne ve tabii ki bütün ülkeye yapılmış dört kötülükten bahsetmek istiyoruz. Ama bu dört kötülükten bahsetmeden önce size ülkedeki durumdan bahsedeyim. Bu programın çekimini anneler günü, sokağa çıkma yasağı olduğu bir gün, pazar günü, 2020 yılının Mayıs ayının 10'unda yaptık. 10 Mayıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tam 60 gündür bütün dünyada, belki biraz daha fazla, belki biraz daha az, karantina koşullarının, koronavirüs, COVID-19 karantina koşullarının büyük oranda devam ettiği günleri yaşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu virüsten dolayı sadece 2 kişi yaşamını yitirdi. 2 de turist, toplam 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 22 gündür hiçbir vakaya da rastlanmadı. Ama bütün dünyada tartışması devam ediyor. Bütün dünyada tartışması, açılalım mı, açılırsak ikinci dalgayla nasıl karşılaşırız? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bugüne kadar herhangi bir vakaya 22 gündür rastlanmamış olması bazı insanlarda, bazı gazetecilerde, bazı yöneticilerde artık rahatça açılabiliriz yorumlarının yapılmasını getiriyor. Ama nasıl açılacağız? Dünyada hala uçaklar uçmuyor. Gökyüzü tertemiz, uçaksız, dumansız. Hava kirliliği aslında bahsetmemiz gereken bir olay. Çok azaldı. Çevre kirliliği bu ülkede her tarafı otlar sarmış olabilir. Çünkü belediyeler daha fazla ilaçlamaya yoğunlaştı. Her taraf ot içerisinde ama yerlere çöp atılması azaldı. Neyse, biz geri dönelim. Koronavirüs hikayesinin hala bütün dünyayı çok ciddi anlamda, özellikle İngiltere'yi, Amerika'yı sardığı bir dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 gündür vaka sayısı 0, Güney Kıbrıs'ta da ikilere düştü vakalar, çok azaldı. Ancak henüz güney ile kuzey arasındaki geçişlerde rahat değil, hiç bırakılmıyor. Belki bu program yayınlandığı günlerde artık açılır diyoruz, bilmiyorum. Güney Kıbrıs okulları kademeli olarak açmaya başlıyor. Bizde okulların açılıp açılmayacağı konusunda hala tartışmalar devam ediyor. Belki Haziran'da, ama 15 Haziran'da zaten tatile gireceğiz. Dolayısıyla bu korona günlerimiz çeşitli tartışmalarıyla, açılalım mı, açılmayalım mı, ikinci dalga gelir mi, ikinci dalga gelmez mi derken, tabii ki bizim ülkemizde turizm ve üniversiteler şu anda kapalı. Çünkü yurt dışından geliş yok. Öğrencilerin neredeyse tamamına yakını geri döndü. Bir miktar Türkiye'li ve onlardan belki daha fazla Afrikalı öğrencimiz var. Geçen hafta Iraklı ve İranlı öğrenciler dahi birer uçakla geri gittiler. Dolayısıyla çok ciddi ekonomik bir kriz bekliyor bizi. Çok ciddi bir bunalım bekliyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Ama biz bunları konuşmak yerine bugün her yerde haber var da bu ülkeye yapılmış dört büyük kötülükten bahsedeceğiz. Bir tanesi arkamdaki bu beton yığını, bu mevziler. 1955'ten sonra Kıbrıs'ta toplumlar arası çatışmalar başlamasıyla birlikte Rumlar bunları aslında Türkiye'ye karşı inşa etti. Çünkü Güzelyurt Körfezi'nin Türkiye'nin çıkarma yapması için çok uygun olacağı iddia ediliyordu. 1960 Cumhuriyeti'nden sonra bunların yapımı daha da geliştirildi. Çünkü artık sözde Kıbrıs ordusu o günlerde ülke savunması için bunlar yapıyordu, ama bütün bunlar tamamen Türkiye'nin olası bir çıkarma yapmasına karşı bir felaketti. Dört büyük felaket diyorum. Bir tanesi
işte savaş. Kıbrıs'ı gerçekten mahveden, Kıbrıs'ın belki de dünyanın en önemli turistik, en önemli ticaret, en önemli ulaşım merkezi olmasını engelleyen, belki Güney Kıbrıs bunu 1974'ten sonra tek başına başarmıştır. Ama hep birlikte bir bütün olarak başaramamamızın en önemli kötülüğü bu ülkede yaşadığımız bu savaştır. Güzellürt Körfezi ta Kormacit burnundan Yeşilırmak kayasına kadar olan bu bölge, bu bölgede bu mevzilerden, bu beton sığınaklardan, bu beton yığınaklardan daha doğrusu beton mevzilerden yüzlerce var. Yüzlerce var ve şu anda hepsi o kötü savaş günlerinin bir anısı olarak burada duruyor. Tabii buranın ilk çekim yapmaya başladığımız bu programla ilgili olarak en önemli özelliği aynı zamanda Cengiz Topel Anıtı'nın da burada oluşu. Çünkü bu mevzileri yapıp Türkiye'nin gelmesini sözde ya da Türkiye'nin müdahalesine karşı bu ülkeyi koruyacağını iddia edenler ne yazık ki hiç bu konuda başarılı olamadılar ve 1964 yılında bu gördüğünüz uçakla, biraz sonra göreceğiniz uçakla tabii ki Cengiz Topel'de ve arkadaşları da müdahale etmeye devam ettiler. Devam edeceğiz. Şu anda Gaziveren'deyiz. Her yerde haber var. Devam ediyor. Gaziveren sahilindeyiz ve bir kez daha karşımızda bir adet beton mevzi var. Deniz bunu eğritmiş ve buradaki işletme, ki ondan da bahsedeceğiz, bu bütün kötülüklerin bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük bu mevzilerdir. Bu savaştır. Savaşı yaratanlardır. Bugün bu ülke çok daha güzel olabilirdi. Bugün bu ülke çok daha savaşsız olabilirdi. En büyük kötülük şu anda gördüğünüz savaşın kalıntıları. Ama bu savaşın kalıntılarının yanına bu muhteşem güzellikteki, şu anda biraz rengi değişmiş ama dalgalardan dolayı, yine de bu güzel denizdir tabii ki. Bunu da sizlere gösterelim. Biraz sonra diğer üç kötülüğün de yanından geçeceğiz. Burası Akdeniz. Yabancı turistler, büyük çoğunluğu İsrailli turistler burada şu anda denizin keyfini de çıkarmaya başlamışlar bir şekilde. Onlar da karantina sürecinde. Evet, buraya Afrodit tatil köyü yapıldı veya Afrodit sitesi. Çok güzel 3-4 tane de apartman inşa edildi. Bunun burası da onun plajı ve burası da gördüğünüz gibi son derece lüks spasıyla, wellnessiyle, havuzuyla Afrodit tatil köyü, Afrodit yaşam sitesi, Afrodit, bu da Afrodit'in plajı ve bu plajın yanında işte eski savaşı simgeleyen o beton mevzi. Devam edeceğiz. Afrodit'i de bir gün ayrıca gelip inşallah ayrıntılı bir şekilde program yaparız. Ama bu ülkeye bunca kötülüğün arasında Afrodit ayrı bir güzelliktir. Bahsetmeden geçmiş olmayalım. İhtiyacımız olan bir güzellik, çünkü şu anda çökmüş. Bu yıl turist beklemeyen bir ekonomi, ama Afrodit sitesi geçtiğimiz gün yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bu kötü dönemde bile 14 tane daire sattıkları veya 12 tane daire sattıkları biliniyor. Bu ayrı bir güzel olay tabii ki. Ayrı bir güzellik bizler için. Bu 4 tane bugün bahsedeceğimiz savaş kalıntısı, beton mevziler ve tatlı suyu mahvedip tuzlanmasına sebep olan kum ve çakıl alımları ve tabii ki çöpler ve tabii ki bir de kömür gamilerimiz. Evet, kamerayı sallıyoruz her zaman olduğu gibi. Tek başımıza çekim yapmaya çalışıyoruz ama programa devam ediyoruz.
bir başka noktadayız. Bir başka yerdeyiz. Arkamda bir gölet oluşmuş durumda. Bu göletlerde burada onlarcası var. İçinde deniz kuşları veya balıkçılar da görebilirsiniz her zaman için. İşte Gaziveren, Güneşköy, Kumköy ve Akdeniz sahili. Bu gördüğünüz gibi çukurlarla dolu. Bir yığında çakıl taşları var gördüğünüz gibi. Geçmişte buralarda çakıl ve kum fabrikaları dediğimiz işletmeler vardı. Biraz sonra sizlere kalıntılarını göstereceğim. Birkaç tane de gamini var. Onları çekmeyeceğim. Çünkü insanların ekmeğiyle oynamak istemiyorum. Yani kanayan yara dediğimiz bir olay. Çevre kirliliği konusunda. Ama yıllardır bu kirliliğe çözüm bulamadılar. Biz şeyi anlatalım. Yani doğru dürüst duramıyoruz da burada ama. Buradan kum ve çakıl alınarak ne oldu, ne yapıldı? İddialara göre buradan kum ve çakıl alındıkça ve salma sulamayla kendi yeraltı suyumuzu tükettikçe deniz alttan akifere girdi, içeriye girdi ve bu bölgede tuz oranı çok yükseldi. Tatlı sular, içme suyu ve sulama suları hep tuzlandı. Bütün sıkıntı orada, bütün sorun orada yaşandı ve savaşın beton mevzileri, onları görüntüledik. İkinci olayımız işte bu çukurların da oluşturulduğu gaminiler. Biraz sonra kum ve çakıl fabrikaları ve tabii ki gaminiler. Uzaktan bir tanesini çekebilirim sizler için. Gaminiler neydi? Gaminiler toplanan, aslında tuzlanma ve satış sıkıntısı nedeniyle satamadığımız portakal bahçelerinin büyük bir bölümünü kestik. Onları kömür yaptık. Gaminiler kömür ocakları. Kumköy özellikle çok rahatsız olduğunu söylüyor hala. Birkaç tane çalışan gamini olduğu iddiası var. Ben de bir tane gördüm ama çok uzaktan size çekmek istiyorum aslında. Çünkü insanları boş yere belki yakmıyorlardır şu anda. Her ne kadar da duruyorsa orada, ama bu ülkeye tabii ki çevresel açıdan yapılmış önemli bir felaket. Bir tanesi kum ve çakıl ocakları, bir tanesi gaminiler ve atılan çöpler. Onları da biraz sonra orada gidip görebiliriz veya uzaktan çekebiliriz. Çöpler, kum çakıl ocakları ve gaminiler. Kum çakıl ocakları sanayinin ihtiyacı mıydı? İşte 74 sonrası kalkınması gereken Kuzey Kıbrıs'ta, yani Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde ve sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir felaket miydi? Evet, bir çevre felaketi yarattı. Tıpkı aynı tartışma şu anda Beşparmak Dağları üzerindeki taş ocaklarıyla ilgili olarak da devam ediyor. Büyük bir çevre felaketi olduğu söyleniyor. Ama bir yandan da ihtiyacımız olan altyapı malzemesinden bahsediliyor. Devam edeceğiz çekim yapmaya ve konuşmaya. İşte bahsettiğim yıllarca kum ve çakıl alınan ocaklardan bir tanesinin kalıntısı bu ülkede. Çevreye en ciddi felaketlerden birini, Güzelyurt aküferinin suyunun tuzlanmasını sağlayan veya sebep olan felaket. Burada kalıntısı bile korkunç bir çevre kirliliği. Çünkü nefis bir deniz sahilinin yanında inanılmaz bir beton var ve atıklar var tabii ki. Göletler oluşmuş durumda. Bahsettiğim çöp yığınlarından bir tanesi, çok küçüğü var orada. Biraz önce bahsettiğim üçüncü pislik bölgede. Tabii ki üçüncü çevre felaketi olarak da diyebiliriz. Muhteşem bir doğa, muhteşem bir güzellik, değerlendirilmesi gereken nefis bir deniz sahili. Belki rüzgara çok açık, dolayısıyla plaj olarak kullanılamıyor. Ama denize dalga kıran yapılıyor, güneyde olduğu gibi, Güney Kıbrıs'ta, başka ülkelerde olduğu gibi. Güzelyurt körfezinde, Güzelyurt sahilinde, yani
Yeşil yurt bahçelerinin olduğu yerden itibaren ta Akdeniz köyüne kadar inanılmaz bir arazi var. Belki de buradaki bu arazi Yunan adalarının büyüklüğündedir. Bir Santorini'nin büyüklüğündedir. Ve inanın Santorini'de böyle güzel deniz yoktur. Oradaki de aynıdır. Gidip gördüm, insanların girebileceği bir deniz yok. Burası tehlikeli, çok dalgalı, göz olduğu, insanların boğulabildiği söyleniyor buralarda. Gaziveren'de, Yalya'da, yani Kumköy'ün altında, Yalya'nın altında veya aynı şekilde Akdeniz sahilinde. Ama buraları ufak yatırımlarla, ufak sayılabilen, büyük yatırımcılar için ufak sayılabilen yatırımlarla muhteşem bir araziye, muhteşem bir yatırıma dönüşebilir. Umarım korona günlerinden sonra bu ülkeye yaptığınız bu kötülüğü, bu ülkeyi kazıp deniz suyunun tatlı suyu mahvetmesini, bu ülkeye döktüğümüz çöpün kötülüğünü, bu ülkenin havasını kirlettiğimiz insanlarını, zehirlediğimiz ağaçlarını, yakıp kömüre çevirdiğimiz gaminilerinin kötülüğünü bir şekilde öderiz ve bu muhteşem arazileri kim bilir belki yatırıma çevirebiliriz. Tıpkı Afrodit gibi. İşte göletimizin arkasında apartmanlar arkada dikili duruyor ve muhteşem de bir manzara teşkil ediyor tabii ki. Afrodit tatil sitesi hemen arkasında Trodos Dağları var. Bu istikamet de Lefke istikameti. Yan tarafta Doğancı, onun hemen yanında Taşpınar ve ön tarafta da Gaziveren Ağılları var. Ama hemen burada belki biraz uzak göremiyorsunuz ama çöp yığınları da duruyor ki bu da bu ülkeye en büyük kötülüklerimiz arasında. Umarım koronavirüs veya Covid-19 krizinin hemen arkasından bu ülkeyi bu manzaradaki gibi güzel, bu manzaradaki gibi daha görünür hale getiririz ve savaşların yarattığı çirkinliği, bizim kendi elimizle yarattığımız çevre felaketini de önlemiş oluruz. Evet, işte o günlerden kalma bir beton mevzimiz daha ve hemen arkasında yine o günlerden kalma bahsettiğimiz çakıl ve kum alınmış havuzlar oluşmuş. Onların içine deniz gelmiş, girmiş ve o suları çektikçe buraları yıllar boyunca tabii tuzlandılar oluşmuş. İşte aynı göletlerden denizin tuzlu suyuyla doldurduğu bir diğeri ve tabii ki yine aynı şekilde çöplerle dolu etraf. Çöpleri biraz önce iki tane Alman turisti gördüm burada. Şu anda yürüyorlar Alman turistler. Onlarla çok kısa bir süre sohbet ettik. Dedim Afrodit'e kapalı mı kaldınız burada? Hayır, biz burada yaşıyoruz dediler. Ve çok mutluyuz. İnanın bizden çok daha mutlular. Çünkü burada yaşıyorlar. Almanlar gelmişler. İsraillilerden bina satın almışlar. Ev satın almışlar. Ve ne güzel ülkemizde yaşıyorlar. Ve inanın buradan belki 10 kilometre uzaktaki, hatta belki daha fazla Akdeniz'de sahilden yürüyüp Akdeniz'deki kaplumbağa bölgesine, Turtle bölgesine, Karatakarika bölgesine kadar gidiyor. Evet, burası gördüğünüz gibi tabii görüntü güzel. Göletler güzel, kuşlar var, martılar var. Mevzilerin içerisinde 74'ten öncesinden kalma bu beton mevzilerin içerisinde duruyorlar. Evet, gaminilerin olduğu bölgedeyiz ama şu anda herhangi bir duman yok. Allah'a çok şükürler olsun. Ben sadece bir tek işletme gördüm şu anda ama eminim o da fazla faaliyet yapmıyordur. Arka tarafta göletin hemen arkasında çakıl tepelerini, çakıllarla tepeleri görüyorsunuz. Bunların hepsi eski dönemden kalma çakıl ve kum işletmeleri burayı mahvetmiş
görüntüler. Her yerde haber var, devam ediyor. Çok kısa bir şekilde özetleyecek olursak bugünü bir kez daha sizlere. Gördüğünüz gibi beton bir mevsimin, beton bir kurumunun arkasında çok güzel bir manzara var. Türkiye'ye çok büyük kötülükler yaptık. Bunların en başında mevziler geldi, savaş geldi. Ondan sonra kum ve çakılı aldık buralardan. Çok hesapsız ve çok plansız. Hiç bilgimiz yoktu, hiç tecrübemiz yoktu. Bunlardan bakın, buraları da dolu kum ve çakıl depolarıyla. Ve hemen önümüzde bir gamini var. Evet, hemen önümüzde bir tane gamini inşaatı var. Eminim görebiliyorsunuz. Eminim görüyorsunuzdur. Burada hemen orada bir gamini var. Küçük bir gamini inşaatı var. Bunu da sizlere gördük. Belki bilinçsizlikten, belki İngilizlerin lack of education dediği eğitim eksikliğindendi. Ama biz denizimizi kirlettik, biz çevremizi kirlettik, biz suyumuzu tuzlattık, hep insan eliyle yaptık bunları ve biz savaşı da kendi ellerimizle çıkardık ve şimdi koronavirüsle evimize kapandık ve evimize kapandıktan sonra eğer bu belayı, eğer bu koronavirüs sıkıntısını kazasız belasız atlatırsak artık bu yanlışları yapmayalım. Doğamız çok daha temiz kalsın lütfen. 5 yıldızlı oteller yaptık kimi bölgelere, bugün konumuz değil. Ama o 5 yıldızlı otellerden insanların, kendi müşterilerinin denize girdiği noktalardan denize insan dışkısı da bıraktık. Bu çirkinlikleri de yaşadık ne yazık ki. İnşallah bundan sonra düzeliriz. İnşallah bundan sonra bu kirliliği yaratmayız ve çok güzel bir doğada, çok güzel bir ülkede yaşarız. Bu martının uçuşundaki zarafet gibi güzel bir hayatımız olur inşallah diye düşünüyoruz tabii ki. Evet, devam edeceğiz. İşte gamini dediğimiz olay. Bu içine kömür dolduruluyor, o ağaç dolduruluyor. Etrafı bir fırın gibi sıvanıyor ve içinden kömür çıkarılıyor, yapılıyor. Çok uzun bir süredir kullanılmadığı gayet belli ama görüntü, şekil, mekan 3XA bu. Böyle kirlettik, böyle çevresine zarar verdik ülkemizin. Ama çakıl ve maden kum ocaklarında olduğu gibi bu bir zorunluluktu diyenlerimiz oldu. Bu bir mecburiyetti, ekmek parasıydı, para kazanmaktı. Tıpkı kum ve çakıl fabrikalarında olduğu gibi ihtiyacımız vardı. Gemiyle mi getirecektik, ithal mi edecektik? Ama çevreyi korumak zorundaydık. Çevreyi kirletmemek zorundaydık. Evet, bu bir gamini ve yanında eski kum ve çakıl alınma günlerinden kalma göletler, hepsi tuzlu suyla dolu durumda. Yazda bu yaz sıcakları arttığı zaman bu göletler kuruyor tabii ki. Bu da gamininin çalıştığı dönemden kalma mekan aslında, çalışanların veya işçilerin yattığı, kalktığı yerde.
olabilir ama çok da güzel yapılmış zamanında. İçerisinde bir de oturma yerciği var. Tabii çok uzun süredir kullanılmadığı için belli ki yapılmamış, kullanılmamış. Belli ki uzun süredir kullanılmıyor. Çökmüş durumda ama bu çökerken etrafa bıraktığı pisliğin, etrafa bıraktığı çevre kirliliğinin boyutları yine inanılmaz. Plastiklerle dolu her tarafı. Ve bu da yine aynı bölgede yıkık bir ikinci gamini. Aynı yerde, aynı noktada. Yıllarca bu ülkeye bu kötülükleri yapmışız. Bakın şu andaki görüntü muhteşem. Çünkü en önde gamini, hemen arkasında kum ve çakıl günlerinden kalma bir gölet. Onun arkasında bilmem görebiliyor musunuz ama beton mağazamız, beton mevzimiz var. Hemen getirmeye çalışayım size biraz daha yakına. Evet, beton mevzimiz de orada. Gördüğünüz gibi beton mevzimiz de gördük. Arka tarafta da kum ve çakıl fabrikalarının beton kalıntıları. Bu ülkeyi, ne yazık ki bu güzel doğayı çirkinleştiren, tıpkı bunun gibi manzaralar yaratan bir olay. Evet, her yerde haber var dedik. Çöplerle çöp dökerek gazi verene. Efendim belediye temizleyemiyor mu? Belediyelerin parası kalmadı. Peki efendim devlet yapamıyor mu? Devlet de artık sıkıntılı. Ne yapalım? Biraz önce iki Alman arkadaş keşke vatandaşlar bir olsa dedi. Evet, onu da düşünmemiz lazım. Keşke vatandaşlar bir olsak ve bir miktar çöpleri, plastikleri her yana saçtığımız, bu hale getirdiğimiz deniz kenarlarımızı, doğamızı temizleyebilsek. Keşke. Bakın, sadece buradaki çöp inanılmaz. Hepsi plastik, her şey plastik. Çöpler yorgan bile atmışlar. Ve ilerisi çok daha kötü çöplerde. Keşke vatandaşlar biraz birlik olabilsek ve bu ülkeyi kirletmesek, bu ülkede bir daha hiç savaşmasak, bu ülkenin doğasına, suyuna bir daha hiç zarar veremesek, bunun planlarını çok iyi yapabilsek. Ah keşkem, ah keşkem şarkısını hiç söylemesek. Evet, her yerde haber var. İçin Gaziveren'deydik bugün. Bütün program tabii ki Anneler Günü'nden belki bir hafta sonra yayınlanacak. Ama biz Anneler Günü'nde çektik bu programı. Ben Gaziveren doğumluyum. Annem beni Gaziveren'de doğurdu. Pendaya Hastanesi'nde ama Gaziveren'de öğretmendi. Beni doğuran anneme ve bütün annelere günlerinin kutlu olmasını, bütün güzel günlerin onları olmasını diliyoruz, söylüyoruz. Ve bu tür doğal yaraların bu ülkeye ister savaşla, ister kendi elimizle, ister doğal hastalıklarla, korona gibi, hiç gelmemesini, hiç uğramamasını diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Bizi izlediğiniz için, her yerde haber var izlediğiniz için ben Serhat İncirli ve Kanal T size çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.